Merhaba, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 7 aylık bebeğim için aldığım paşa bebek hamağın incelemesini yapacağız ve kurulumunu gerçekleştireceğiz. 0-3 yaş aralığı olan modeli bu. Bir de 7 yaşa kadar olan modeli var. Kullanışlarının bu olduğu yorumlarda yazıyordu. Ben de yorumlara güvenerek tercihimi 0-3'ten yana yaptım. Hadi şimdi kutu açılımına geçelim. Evet, ürünü hepsi burada üzerinden aldım. 285 TL bedel ödedim. 260 TL olanları da vardı. Şayet onlarda taşıma çantası yok. Kullanan arkadaşlarıma danıştım. Taşıma çantasının çok aktif olduğunu söylediler. Kolay kurulumundan dolayı ister pikniğe giderken, isterseniz tatile gittiniz, çok çabuk kurulum olduğunu paylaştılar benimle. O yüzden ben çantalı olan modelini tercih ettim. Şunlar alt ayakları. Zaten birazdan montajını da yapacağız. Şuralarının biraz tehlikeli olduğundan bahsediyorlar yorumlarda. Çocuk üstüne düşebilir, siz ayağınızı vurabilirsiniz diye. Belki bir plastik koruma yapılabilir. Şöyle ilk ayağımız. Şunlar ara bağlantıları. Sarıncağı şuraya asıyoruz. Aradaki kumaş parçayı. Şu da onun karşılığı. Şu alt orta bağlantısı, şu diğer ayağımız, şu sarıncağımızın kumaşı, şöyle iki ucu tahtalı, şuralardan da askı yerleri. Şimdi kurulumunda daha net göreceğiz. Şu da taşıma çantası. Bunun için 25-30 lira fazladan fark verdim. Bayağı da kaliteli bir çantaymış. Kamuflaj tarzı bir yapısı var. İnşallah güzel günlerde kullanırız. Ürünün muadilleri piyasada çok var arkadaşlar. Farklı markalarda ürünler de var. Fakat en iyi yorumlara sahip olan bu. Ve çevremden de en memnun kalınan hamak bu olduğu için bunu tercih ettim. Çocuğumuzu ayağımızda salladığımızda kafa ve vücut farklı yönlerde sallanabiliyor. Bu da fiziki olarak gelişimine olumsuz etki yaratıyormuş. Bunun içerisinde şu şekilde tam gidiş geliş sağladığı için bir sıkıntı yaşanmadığı yazıyor. Şöyle pimini bastırıp hızlıca yerine oturtuyoruz. Şu şekil. Sonra diğer uca geçiyoruz. Şurada pimi mevcut. Bastırdım. Evet, şöyle oturdu. Emin olmalısınız bu hareketten. Şimdi askıyla olan tarafı yine aynı şekilde. Pimleri oturtuyoruz. Kancalar içe gelecek şekilde. Kumaşımı elime aldım. Şu askıya bunu. Bu askere bunu taktığımda paşa hamağımız kuruldu. Şöyle gösterelim paşa hamağımızı. Şu kancalardan taktık. Şurasında tahta var arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuk çarpmaması adına. Şurada emniyet kilidi var. Bunu açarsak daha salaş bir durum söz konusu.
sabitleme gibi bir şansınız maalesef yok. Şöyle ayaklarını göstereyim. Zaten 8,5-9 aylıktan sonra bebek bunun içinden inmeyi keşfediyormuş. O zaman da şu ayak kısımlarına yastık koymakta fayda olduğu söyleniyor kullanıcılar tarafından. Evet, kurulumu bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kumaşı gayet kırışık. Zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Evet, beşik kurulumumuz tamamlandı. İddia edildiği gibi gerçekten 1 dakikada beşiğimiz kurulabiliyor. Hamak da denebilir. Biz bunu çocuğumuzda uyku amaçlı kullanacağız. Sonrasında çocuğumuzu içinden alarak beşiğe veya yatağına yatıracağız. Şöyle güzel bir artısı da var. Çocuğu içerisinde salladınız, uyudu. Elle almaya çalıştığınızda çocuğa fiziki temastan dolayı uyanabiliyor. İkinci çocuğumuz için bu biraz tecrübe sahibiyiz. O yüzden bu bilgileri sizinle paylaşabiliyorum. Şu kancalardan çıkarıp, iki uçtan çıkarıp rahatlıkla beşiğine veya yatağa koyduğunuzda şu kumaşın kemerini de açınca tamamen açılıyor. Bununla taşıyıp bebeği yatırırsanız daha uzun ve konforlu bir uyku sağlayacaktır. Şimdi önümüz kış. Yazın terletip terletmemesi hakkında bir bilgi paylaşamayacağım. Şu bilgiyi paylaşabilirim. Biz 0-3 yaşını seçtik. 90 santim ve 60 kilo taşıma kapasitesine sahip olduğu söylendi. Şimdi 0-3 yaş 60 kilo olamaz. Orantıyı nasıl kuruyorlar bilmiyorum. Zaten 9-10 aylıkken çocuklar buradan inmeyi keşfediyorlarmış. Şu alttaki ayaklarına bir yastık ve benzeri battaniye koymakta fayda olduğunu söylüyorlar. Çünkü çocuk iniyor. Çocuğu salladığınızda emniyet kemerini daima kapalı tutun. Sebebi, çocuk uyku esnasında döndüğünde, manevra yaptığında veya uyanıp sağa sola dönmeye başladığında, şu hareketi yaptığında burada geleceğinden, emniyet kapalı kapalı olduğundan, bakın cebin içerisinde kalıyor çocuk. Yani düşme riski biraz daha az oluyor. Ama emniyet kemeri açık kullanırsanız, bakın çocuğun şu tarafa döndüğünü düşünelim. Açıyor kendini. Bu gelemeyeceği için düşmesi daha kaçınılmaz oluyor. Ha, zaten aşağıya indiğinde 20-25 santimlik bir paydan bahsediyoruz. Tabii düşmemesi daha iyi olur. Kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.